Aslında göründüğü kadar kötü kalpli biri değildi Sulina. Tabii değildi. Bizi kurtarmak için çocuklarla Kırmızı Orman'a gitmeyi bile kabul etti. Artık gitmelisiniz. Ay. Zamanımız çok az kaldı. Tamam. Merak etme. Nana ve sizin için bunu başaracağız. Peki ama Kırmızı Orman'a giden yolu nasıl bulacağız? Hay aksi. Doğru ya. Hadi kurşun, çocuklarla sen gidiyorsun. Hadi. Bizim hiçbir gücümüz kalmadı Sulina. Yine sen hepimizden daha güçlüsün. Senin gitmen en uygunu. Evet, ben mi gideceğim onlarla? Ne yani? Dünyada iki çocuğu tek başına mı göndereceksin? Birinin yolu göstermesi gerekir. Tamam tamam. Ben gidiyorum onlarla. Oyuncaklar dünyası bu kadar tehlikede olmasaydı ben size sorardım ya. Baş peri olduğu sürece bizi madenlerde çalıştırıp çok kötü davrandı ama sonuçta bizim için kendini feda etti. Nana'yı bana. Nana, hadi kurtarıp gidelim. Sana güveniyoruz. Hadi Nana. Gidip iksiri yapalım çabuk. Beni burada bırakın. Hiç halim yok. Oh. Hayır, seni bırakmayacağız. Kalk. Hadi toparlan, gel. Şimdi ne yapacağız? Bundan mı koyacağız Sulina? Ay. Hadi ama Sulina. Bizi yarı yolda bırakamazsın. Hadi Sulina. Canımdı, kız kardeşimdi. Çok üzücü. Her neredeysen bundan sonra hep mutlu ol sevgili Sulina. Seni seviyorum. Oh. Hep mutlu ol. Bilimsel dergilerden okuduğuma göre deniz havası almak vücudu rahatlatıp ruha huzur veriyormuş. Gerçekten de kendimi çok iyi hissediyorum. Bende bir değişiklik yok. Neden acaba? Çünkü sen sadece bir çizgi karaktersin de ondan. Aman çok komik. Ben sizinle küstüm. İkide bir oyuncak olmadığımı yüzüme vurup kalbimi kırıyorsunuz. Benim de onlardan üstün bir sürü özelliğim var. Bir kere kahraman ruhluyum. Ayrıca uçabiliyorum. Ben bunları ikide bir onların yüzüne vuruyor muyum? Ayıp ama ayıp. Konuşacağım onlarla. Yardım edin bana. Neredesin sersemler? Hadi cevap verin artık bana. Bu bir şakaysa hepinize bunun hesabını soracağım. Bilmiş olun. Ay, baksanıza. Siz de duydunuz mu? Sulina'nın sesini duydum. Denizin içinden sesi geliyordu. Çok kızgındı. Çok korkuyorum. Saçmalama. Anneciğim. Sulina yok artık. Sonsuza kadar aramızdan ayrıldı o. Neden bana inanmıyorsunuz? Bu dediğin imkansız da o yüzden. Taş kafalar, buradayım. Taş kafalar, bana yardım etsin. Duydunuz mu? Fena yapacağım. Ona göre. Sulina, Sulina. Taş kafalar. Gelin buraya. Kulina, bize inan. Gerçekten duyduğumuz Sulina'nın sesiydi.
Hepimizi kurtardığı için ona minnet borçlusunuz. O yüzden hayal görmüş olmalısınız. Yok yok. Gerçekten onun sesiydi. İmdat! Neyiniz var? Bırak o silahı. Demek hepiniz buradasınız. Güzel. Bırak dedim sana. Sulina, sensin. Nasıl olur? Sayemde kurtulduğunuz zaman beni de aradınız, beni sordunuz. Kalpsizler size. Nerede bunlar? Ne? Bunda yok. Bunda da bir şey yok. Bu dans yarışmasında birinci olmak için ne yapacağım bilmiyorum. Saatlerdir bakmadığım kitap kalmadı. Yok. Biri çıkacağım şimdi. Bu gidişle şereyi kaybedeceğim. Onsuzluğa nasıl dayanırım? Benim gibi zavallı bir oyuncağın aşkı da buraya kadarmış. Ah şeri, ah. Yok. Yok. Bunlarda da bir şey yok. Kulina Sulla'nın hayaletinden nasıl kurtulacağız? Çok kızgındı, fark ettiniz mi? Ay, ettik, ettik. Ay çocuklar, ben de size uydum, kaçtım. Hiç öyle şey olur mu? Hayalet diye bir şey yok. Ama sen ne gördün? Bunu nasıl açıklayacaksın? Ay Şoker, ödümüzü patlattın. Amma da tırsaksınız ha. Biliyor musun, Sulla geri döndü. Hem de o kadar kızgın ki. Hayal gördünüz herhalde. Sulla yok olmamış mıydı? Neyse, ne haliniz varsa görün. Ben gidip aşk acımla baş başa kalmak istiyorum. Zaten o kıza senin bir geleceğin olamazdı. Kendini kandırmaktan vazgeçerdin. Nana da Hakan'la evlenmek konusunda ısrarcı. Neden ona da aynı şeyleri söylemiyorsun? Nana eninde sonunda insan olacak çünkü. Böyle hayaller kurması çok normal. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Ayrıca umarım Sulla da dönmüştür. Çünkü senin yeniden başperi olmana asla katlanamam. Sen yine de dikkat et Şoker. Sulla'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Aman aman, çok tırstım. Kaçın bakalım, kaçın. Nereye kadar kaçacaksınız? Şimdi hesap verme zamanı. Ay. Bence Sulina'yı karşımıza alıp onunla konuşmalıyız. Böylece hayalet mi değil mi anlarız. Ay, korkuyorum. Ay, hoppala. Bu da kim? Merhaba. Sen yeni gelen bir oyuncak olmalısın. Oyuncak mı? Doğru ya. Burası oyuncaklar dünyası, öyle değil mi? Sulina anlatmıştı. Sulina mı? Kimsin sen? Beni tanımamış olmanıza çok şaşırdım. Size bir ipucu. Çok ünlü masal kahramanlarından biriyim. Ay, kim acaba? Sinan mı? Hayır. Pinokyo? Yok, daha neler. Of, Alaaddin'im ben, Alaaddin. Senin hani Sinan masalı mı? Alaaddin kim? Şimdi lambacini bunun içinde mi yani? Evet ama onu çağırmamı istemeyin benden. Bugünlerde aramız pek iyi değil. Konuşmuyoruz. Neyse çocuğum, ne işin var senin burada? Siz Kulina olmalısınız. Aa, nereden bildin? Sulina sizin süsü kokan olduğunu söylemişti. Bu tarihe çok uyan burada sizsiniz. Hadsiz seni. Söyle bakayım, neden buradasın? Sulina'yı bulmaya geldim. Sulina'yı evet. mı? Sulina'yı mı? Sulina'yı mı? Nereye kayboldu bunlar? Ha? İşte geliyor. Ay ay, geliyorlar. Kaçın. Sen ne işin var burada? Giderken sana verdiğim hediyeyi unutmuşsun. Bunu getirmek için geldim. Ne kadar düşüncelisin. Ah, kolye verdim. Ay, ne oluyor ki? Sizinle işim daha bitmedi. Sana bak, onun neyi? Sağ ol. Gördünüz mü kolye? Aşkım yakar. Fena yakar.
Çarpar. Böler. Çıkarır. Toplar. Sonuçta aşk yakar. Aşk yakar. Üçgen yapar adamı. Altıgen. Dikdörtgen. Of. Darma duman oldu. Söyledim size kaç kere. Aşk yakar. Aa, bu çaresiz aşka bir çare hey ha. Tarihteki büyük aşklara baktığımızda hepsi umutsuz, hepsi çaresiz ve konuşamayan aşıklar. Ama ben bu acıyla yaşamak istemiyorum. Onun tekrar bana aşık olmasını sağlayacak bir şeyler bulmalıyım. Siz beni işlikte başıboş bıraktığınızda Alaaddin beni bulup hayatımı kurtardı. İyi ama Sulina, biz senin nerede olduğunu ve sana ne olduğunu bilmiyorduk. Bu konuda bizi suçlama lütfen. Eminim benim sonsuzlukta kalmamı isterdiniz. Ama ben kendimi bir anda masallar dünyasında buldum. Ay ne güzel işte geldi. Masallar dünyası mı? Sulina, sen olanları hatırlamıyorsun herhalde. Çocuklarla beraber oyuncaklar dünyasını kurtarmak için kırmızı ormana gittin. Hepimiz yavaş yavaş yok oluyorduk. Senin ve çocukların sayesinde kurtulduk. Ama sen yok olup gittin. Tabii. Şimdi hatırlıyorum. Gücüm bitmişti. Kırmızı ormanda yığılıp kaldığımı hatırlıyorum. Ay evet sonrası evet. Tam bir boşluk. Demek oyuncaklar dünyası kurtuldu ha. Evet Sulina, sen kendini bizim için tehlikeye attın. Sana çok çok büyük bir teşekkür borçluyuz. Evet evet. Duyuyor musun? Karşında büyük bir kahraman var. Demek ki yok olacağına bir şekilde boyut değiştirip masallar dünyasına gitmişsin. Ben sizin için kendimi feda ettim. Siz benim için parmağınızı bile oynatmadınız. Sizden nefret etme konusunda kararlıyım. Ay, olsun etme, biz etme. Seni çok seviyoruz. Evet, çok seviyoruz, seviyoruz. Durun be, yılışıklar, sul şeyler, dokunmayın bana. Sizin anlayacağınız lambadaki cinim sayesinde Sulina'yı buldum ve kurtardım. Sonrasında biliyorsunuz işte. Evet, bana artık müsaade. Sizi tanıdığıma da çok sevindim. Biz de çok sevindim. Lütfen biraz daha kal. Seni misafir edelim. Hem oyuncaklar dünyasını çok merak ettiğini söylememiş miydin? Sizi daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Öyle şey olur mu zevkle? Hadi çocuklar, siz de Alaaddin'i etrafı gezdirin. Benim de Sulina ile konuşacaklarım var. Gel bakalım Alaaddin. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi, hadi gel. Hadi gel. Burası masalın ülkesine benziyor aslında. Çok güzel. Gerçekten büyüleyici. Dur bakalım. Daha bir şey görmedin ki. Şeri. Aşkım Şeri. Seni nasıl elde etmeli? Bu da kim? Şoker, Şoker. Nesi var? Çok mutsuz görünüyor. Sorma. Çok büyük bir aşk acısı çekiyor. Şeri! Aslında bunu hak etti. Çünkü bize yapmadığını bırakmayan çok kötü bir oyuncak o. Ceri! Aşk acısı çeken biri o kadar da kötü olamaz. Ceri! Ben biraz onunla konuşmak istiyorum. Sen bilirsin. O zaman gezmeye sonra devam ederiz. Peki. Ceri! Kolay gelsin. Merhaba. Sen de kimsin? Alaaddin. Ha. Şu masaldaki tip mi? Evet. Ha, ne işin var senin burada? Sulina'yı ben kurtardım boşluktan. Şimdi de onu ziyarete geldim. Duyduğuma göre aşk acısı çekiyormuşsun. Bunların da ağzında baklı ıslanmıyor canım. Evet, aşk acısı çekiyorum ve şimdi de yalnız kalmak istiyorum. Hadi beni rahat bırak. Ha. Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü aynı aşk acısını ben de çektim. Ama sonunda lamba sayesinde mutluluğu yakaladım. Nasıl yani? Prenses Yasemin'e aşıktım. Ve sonunda bu lamba sayesinde prenses benim karım oldu. Alaaddin. Benim sevgili dostum.
Ben sana yıllardır hayranım zaten. Öyle mi? Tabii ki. Alaaddin. Alaaddin. Konuşmanız bittiyse hadi Luna Park'a gidelim. Hadi hadi. Çekilin şuradan. Ot kafalar. Onu gezdirmek size mi kaldı? Yakın dostum Alaaddin'le bizzat ben ilgileneceğim. Gel dostum. Sana buraları gezdireyim. Gel canımın için. Seni bir daha göremeyeceğim diye öyle üzüldüm ki. Aman iyi iyi. Böyle sevgi dolu yapışık konuşmalardan hoşlanmadığımı biliyorsun. Kapat artık. Ayrıca sana hatırlatırım Kulina. Başbiri hala benim. Susmanı emrediyorum. Sen geri döndün ya. Bu bana yeter Sulina. Başbiri olmak umurumda bile değil. Kardeşime kavuştum ya. Öyle mutluyum ki. Aman! Beni de kendin gibi güzellik budalısı bir sulu gözlüğe çevirmene izin vermeyeceğim. Kalbimi yumuşatamayacaksın. Sulina! Sulina! Seni seviyoruz. Sevgili Sulina, bize yaptığın iyiliğin karşılığı değil ama sana olan sevgimizi göstermek için çiçek topladı. Sen çok iyi bir peri. Ağlan! Yeter! Yeter be! Ay. Karizmam yerle bir oldu. Ben bu sevgi ve iyilik saçmalıklarına daha fazla dayanamayacağım. Alın oyuncaklar dünyası sizin olsun. Oh be! Ben yalnızlığımı, özgürlüğümü geri istiyorum canım. Ama Sulina... Yeter! Yeter dedim, sus! Ne yapayım? Biz şimdi ne yaptık ona canım? O böyle şeylere pek alışık değil çocuklar. Siz üzerinize alınmayın. Şimdi yeniden başbiri sen mi olacaksın Sulina? Bilmiyorum. Buna konsey karar verecek. Ne kadar güzel bir denizimiz var. Bu da bir şey mi? Sen asıl dünyadaki denizi bir görsen. Nasıl yani? Sen dünyaya mı gittin? Gittim mi ne demek? Benim bir ayağım orada sayılır. Gerçekten mi? Biliyor musun? Ben de çok merak ediyorum dünyayı. İstersen seni götürebilirim. Aslında çok isterdim ama masallar dünyasına geri dönmek zorundayım. Prensesin beni merak eder sonra. Şey, Alaaddin, acaba senden bir şey rica edebilir miyim? Şu lambadaki cinin nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Sana gösterirdim ama geçenlerde cinle çok büyük kavga ettik. Bana küstü, çıkacağını zannetmem. Şimdi bir saniye. Şuraya uğurunca mı çıkıyor cin? Evet. Ol bakalım, çıkacak mı? Beni rahat bırak. Çok konuşuyorsun dedin bana. Geveze dedin. Kalbimi kırdın. Çıkmayacağım işte. Gördün mü inadını? Çıkmıyor. Demek prensesle evlenmeni bu huysuz cin sağladı, öyle mi? Evet. Hadi ver artık lambamı. Çok geç kaldım, gitmeliyim. Bak! Şeyi gördün mü şunu? Denizde atlayan büyük balığı. Hani? Nerede? Şurada. Şurada işte. Kayboldu. Neyse. Al bakalım lambanı. Seninle tanıştığıma sevindim Şoker. Artık Sulina'ya veda edip kendi dünyama döneceğim. Hoşça kal. Güle güle Alaaddin. Yengeye selam. Evet Şirin. Sonunda seninle ilgili bütün niyetlerimi gerçekleştirebileceğim. Güzel, evet. Şşt, çıksana. Cin. Alo. Hoppala. Ne biçim cinsin sen? Çıkıp görevini yapsana. Boşuna uğraşma. Ben sana küsürüm. Cin Bey. Sevgili Cin Bey. Ben Alaaddin değilim. Hadi oradan. Beni kandıramazsın. Bana bak. Sersem şey. Sana emrediyorum. Hemen çık dışarıya. Yoksa seni şimdi kaldırıp denize atarım. Görürsün o zaman dışarı çıkmamanın ne demek olduğunu. İyi ama ben yüzme bilmiyorum ki. O halde hemen çık. Bak yoksa atıyorum ha. Tamam tamam çıkıyorum. Daracık lambanın içinde sırtım tutulmuş, iyi mi? Sen de kimsin? Ben Şoker. Alaaddin nerede? O yok. Artık bu lambanın
Yani senin sahibin benim. Öyle mi? Memnun oldum sahip. Ne bakıyorsun öyle cin görmüş gibi? Espri ha. Güzel güzel. Evet. Ne evet? Sersem şey. Sormayacak mısın yine benden ne dilersin diye? Hiç kimse bana ne istersin diye sormuyor. Herkes kendini düşünüyor. Hep benden bir şeyler bekliyorlar. Bıktım artık. Dayanamayacağım. Bu nasıl cin ya? Cin kardeş. Ya üzülme bu kadar canım. O daracık lambanın içerisinde ne yapıyorsun? Canı sıkılıyor mu? Sırtın ağrıyor mu diye soranınız yok. Yeter artık. Bıktım ben bu işten. Daha fazla yapmak istemiyorum. Tabii cin kardeş. Sen de haklısın. Yani her mesleğin zorlukları vardır tabii. Neren ağrıyor? Ha? Tut bakayım şunu. Ha? Şurası mı? Biraz daha yukarısı yukarısı. Orası. Ellerine sağlık. Çok iyi geldi vallahi. Çok teşekkür ediyorum. Ağrılarım şıp diye geçti. Dile benden ne dilersen. Şöyle. Nihayet. Diliyorum. Sevdiğim kızla dans yarışmasına girmek istiyorum. Şeri bu yarışmaya girmeye ikna olsun ve süper dans edebilelim. Çok kolay. Ben sihirli bir çift ayakkabı yaparım. Harika dans edecek. Sahi mi? Sen bir daha iyisin. Harikasın. Başka? Başka mı? Evet, üç dilek hakkım var. Değil mi? Nana'yla Hakan'ın evlenmemesi gerekiyor. Hakan Simge'yi sevsin artık. Nana da böylece belki aradan çıkan oyuncaklar dünyasına geri döner. Ben de Şeri'yle dünyada mutlu mesut yaşarım. Ne yapıyorsun? Not alıyorum. Bu kadar ismi nasıl aklımda tutayım? Sen nasıl cinsin ya? Anlamadım. Evet. Üçüncü dileğin. Üçüncü. Evet. Dünyada barış ve mutluluk olsun. Saçmalama. Benim gücümün de bir sınırı var. Ne bileyim. Aklıma bir şey gelmiyor. O halde bana 1,5 İskender getir. Tereyağı mı olsun? Evet, bol tereyağı. Deniz görünüyor. Ellerinize sağlık. Hadi. Şimdi diğer dileklerimi gerçekleştir. Dur canım, ne acelen var? Biraz sohbet edelim. Yıllardır lambanın içinde daraldım. Biriyle konuşup dertleşmeye hasret kaldım. Of. Bir keresinde ne olmuştu biliyor musun? Ya bırak şimdi geyiği. Dediklerimi yap. Ne geyiği? Bende geyik falan yok. Ya canım, o lafın gelişi. Bak, geyik dedin de aklıma geldi. Bir keresinde Aladdin'le... Of ya. Ya cin dedik, çene çıktın sen ya. Hadi şu dileklerimi gerçekleştirsene. Sadece kendini düşünüyorsun. Bencil bir sersemsin. Bana bak. Ağzını topla. Fena yaparım ha. Yok ya. Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorsun ha. Şimdi düşün bayılacağım. Bana bak. Cin kardeş. Acelem olmasa seninle sabaha kadar konuşurum. Ama Şeri her an beni hayatından çıkarabilir. Belki de dans yarışması için yeni bir partner bulmuştur bile. Hadi sene. Ben seninle küsüm konuşmuyorum. Bak, sen benim işimi hallet. Sonra da seninle dünyada ne güzel vakit geçireceğiz ha? Söz veriyorum. Hadi tatlı cin kardeş. Uşu. Doğru mu söylüyorsun? Kesinlikle. Hakan, Nana'yı bıraksın. Simge'ye aşık ol. O ikincisi, birincisi Şeri. Ayakkabılar. İyi de bu sözünü ettiğin kişiler dünyada yaşamıyor mu? Evet. O zaman dünyaya gitmemiz gerekiyor. Buradan yapamam. Uzaktan kumandayla olmaz böyle şeyler. Söylesene be birader. 2 saatten beri vakit kaybediyoruz burada. Hadi gir şu lambaya da gidelim şuradan. Evet, hazırsan gidiyoruz.
Bu işime yaramaz. Bu da... O da ne? Gelme üzerime. Dur gelme. Gelme, gelme diyorum. Her şey yoluna girdi. İmdat! Gelme diyorum. Aa. Gelme! Gelme! Ne oldu buna ya? Ne olmuş buna? O kitap da neyin nesiydi? Rahat bırak beni. Gelme, gelme. Dur yapma. Geri çekil. Geri çekil. İmdat! 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 Ne var? Ne oluyor Bilge? Çok garip. Masallar kitabı beni kovalıyor. Masallar kitabı mı? Buraya da geldi işte. Peşimi bırakmıyor bir türlü. Ay çok bilmiş. Hiç kitaptan korkulur mu? Ne var? Ne istiyorsun? Alaaddin, sevgili çocuğum sen miydin? Evet Fulina benim. Bir sorunum olduğunu düşünüyorum. Kendim gelemiyorum. O yüzden böyle haber vermem gerekti. Ne oldu? Sanırım lambada bir sorun oldu. Ne kadar uğraştıysam bir türlü cini dışarı çıkaramadım. Zaten aramız pek iyi değildi. Acaba benden kaçıp oyuncaklar dünyasında mı kaldı? Merak ediyorum. Ben hiç görmedim. Sen gördün mü? Hayır. Biz bir araştıralım. Bir haber alırsak sana bildiririz. Teşekkürler. Ne duruyorsun? Git herkese haber ver. Bulun bakalım şu cini. Tamam Kulina. Korkak. Bana niye kızdığını bir türlü anlayamıyorum. Bence çok güzel dans ettik. Sadece zamanında duramadık o kadar. Duyduğumuza göre dansımızın sonunu seyircinin kucağında bitirmişsiniz. Aman kapatalım bunu. Sherry ile evlenince her şey yoluna girecek nasılsa. Sen daha çok beklersin. Kulina böyle bir şeyin asla olmayacağını söyledi. Unutuyorsun galiba Şoker. Sen bir oyuncaksın. Unutuyorsun galiba Şoker. Sen bir oyuncaksın. Aşkın neler yaptıracağını bilmiyorsunuz. Dur şu kafalar. İnsan olma iksirini içtiğim için ben biliyorum. Eninde sonunda ben Nana'nın yerine insan olup Sherry ile evleneceğim. Düğünüme gelirsiniz artık. Yalnız altın isterim ona göre. Tamam mı? Kutlar olsun sana Şoker. Nana, demek evine geri döndün. Doğrusunu istersen bu kadar çabuk beklemiyordum seni. Ya bunu bana nasıl yapabildin? Sakın inkar etme. Lamba cini bana her şeyi anlattı. Buna hiç şaşırmadım. Çenesi o kadar düşük ki. Şoker, seni uyarıyorum. Hemen dileğini geri al. Yok ya. Başka bir emrin var mı? Seni Kulina'ya söyleyeceğim. Söyle. İki demli de çay söyle. Sanki umurumdaydı. Kulina baş biri falan değil. Kötü adam ne olacak? Bana hiçbir şey yapamaz. Sherry, aşkım. Kavuşmamıza çok az kaldı. Yakında insan olacağım. Sherry'i bir daha göremeyeceksin. Tamam. Bana biraz kızgın olduğunu biliyorum. Ama ben onun gönlünü almasını bilirim be. Kuşuk, sen öyle san. Beni sinir etmek için böyle söylüyorsun. Asıl sen kendine bak. Artık dünyada kalman için hiçbir neden kalmadı. Çok sevgili Kulina'nın kolunda ağırla biraz. Ay. Bu seni teselli etsin. Pış 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 pış. Çünkü artık ancak bu kadarına gücü yeter. Güle güle. Yoksa bunlar beni Sherry'e karşı doldurdular mı acaba? Yok be, beni doldurmadılar. Sherry'i bana karşı doldurdular mı acaba? Eğer öyle bir şey yaptıysanız korkun benden. Size yapacaklarımdan korkun. Anladınız mı? Siz de korkun. Ay. Düğünümde altın istiyorum, ona göre. Şoker yine yaptı yapacağını desene. Sorma Kulina, sinirden delirmek üzereyim. Üstelik dileğini geri almıyor. Ah, eskisi başperi olsaydım ben ona yapacağımı çok iyi bilirdim. Bu konseyde bir türlü karar veremedi canım. Ya Kulina, daha fazla zaman kaybedemem. Bu cadı simgeden korkulur. Hem yarın nikah diye tutturabilir. O zaman her şey kabusa döner. Madem Şoker'den hayır yok, o halde Alaaddin'e ulaşmamız gerekecek. İyi de masallar dünyasına nasıl gideceğim? Ay!
Hoppala, bu da kim? Kütüphanedeki masallar kitabını bir yoklayalım bakalım. Belki oraya gitmenin bir yolunu bulursa. E hadi o zaman acele edelim. Hadi, hadi gidelim. Sence işe yarayacak mı? Bilmiyorum Nana, umarım yarar. E bitiyor mu? E tamam, hazır sayılır. Kitaba dökünce senin masallar dünyasına gidebileceğin bir yolun açılması gerekiyor. E hadi dök o zaman. Tamam tamam. Nana, yalnız çok dikkatli olmalısın. Çünkü biliyorsun masallarda hep iyi şeyler olmuyor. Merak etme, dikkat edeceğim. Tamam. Acaba? Her şey doğru ama neden olmuyor? Ya Kulina, masallar dünyasına gidemezsem her şey çok kötü olacak. Baş peri olmadığım için güçlerim mi azaldı acaba? Kulina, bir şeyler yapmak zorundayız lütfen. Tamam Nana, panik yapma. Durumun ne kadar ciddi olduğunu farkındayım. Aklıma bir şey geldi, gel benimle. Yürü. Ne geldi? Gel gel. Kulina, şuna bak. Olamaz. Ay acaba Bilgin bir deney yaparken kendine zarar mı verdi? Ay baksana, rengi de bembeyaz. Bilgin, 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 kendine gel. Duyuyor musun bizi? Ay çok bilmiş, hadi ama bizi korkutuyorsun bak. Benim ben Kulina. Kulina? Nana. Benim. Ne işiniz var burada? Ay ödümüzü patlattın. Sana bir şey oldu sandım. Yok canım, telaşlanmayın. Yeni bulduğum bir iksiri deniyordum sadece. Bu iksir sayesinde vücut fonksiyonlarımı yavaşlatıyorum. Böylece beyin fonksiyonlarım gelişiyor. Daha zeki, daha yaratıcı oluyorum. Çok güzel. Şey, çok bilmiş. Nana'nın hemen masallar dünyasına gitmesi gerekiyor. Hı-hı. Bunun için bir iksir yaptım ama hiçbir işe yaramadı. Belki sen bize yardım edersin diye düşündüm ha? İksiri doğru hazırladığına eminsin değil mi? Evet. Bir takım araştırmalar yapmak için masallar dünyasına gitmiştin ya. Bize ancak sen yardım edebilirsin. İksiri doğru hazırladın ama oraya giden yol açılmıyor. Ay aynen. Tabii açılmaz. Çünkü oraya gidebilmek için sabahı beklemek zorundasınız. Çünkü güneş batınca oraya giden tüm yollar kapanır. Ah şapşal kafam. Tabii ya, nasıl da unutmuşum. Ne yani? Ben şimdi sabahı mı bekleyeceğim? Evet canım, başka çare yok. Of! Ben acele ettikçe hep bir engel çıkıyor. Of! Umarım bu sefer işe yarar. Yarayacaktır. Nana, hazır mısın? Evet. Çok dikkatli ol canım. Merak etme Kulina. İşte masallar dünyasına giden yol. Nana, çok dikkat et. Karşına iyi karakterler olduğu kadar kötü karakterler de çıkabilir. Her an tetikte ol. Kalbimiz seninle Nana. Merak etmeyin. Sizi çok seviyorum. Kulina! Kulina yardım et!
Demek burası masallar dünyası. Ne kadar harika bir yer. Gel buraya. Gel. Acaba hangi yoldan gitmem gerek oraya? Merhaba. Merhaba. Yolunu mu kaybettin? Evet. Oyuncaklar dünyasından geliyorum. Alaaddin'i bulmam gerekiyor da onu arıyorum. Sen bir oyuncak mısın? Aslında insan olmaya çalışan bir oyuncağım. Öyle mi? Bu yollardan hangisi beni Alaaddin'in sarayına götürür? Bu yol. Emin misin? Evet. Yalan söylüyorsun. Hiç de değil. Yalan söylüyorsun çünkü burnun uzamaya başladı. Tabii ya, sen Pinokyo olmalısın. Of, yine burnun uzadı. Ne var yani? Yolunu kaybedecektin. Ben de biraz eğlenecektim. Pinokyo, bu huyundan vazgeçmediğin sürece burnun hep uzayacak. Bunu unutma ve hoşça kal. Ay Şeri, al. Beni nasıl bırakıp gidersin? Nasıl? Bana hiç acımadın mı? Gelemeyim ben. Sulina'nın mavi ormana dönmesi isabet oldu. Kulina yeniden başbirimiz olsa da her şey yoluna girse. Evet. Sulina mavi ormana geri mi döndü? Evet. Ona bak. Şimdi yine başıma bela olacak. Hey çocuklar. Bilginden duydum. Nana Alaaddin'i aramak için masallar dünyasına gitmiş. Aa. Keşke biz de gidebilseydik. Hı hı. Masallar dünyası çok güzel bir yermiş, biliyor musunuz? Nana masallar dünyasına mı gitti? Neler çeviriyor bu kız? Çekilin şu ana. Ne oldu buna ya? Ne işi var canım onun masallar dünyasında? Neyse. Hakan Simge ile evlendi mi Nana'nın hayalleri suya düşecek. Ama ben işimi sağlama almalıyım. Nana dünyaya geri dönemese fena mı olur yani? Güzel. Alaaddin'in sarayı burası mı acaba? Zaman beni evden atmakla tehdit ediyorlar. Böyle şey olur mu? Çok insafsız çocuklarım varmış teyzeciğim. Sorma kızım, sorma. Şimdi bunları götürüp ocağa yatacağım. Onlara çorba yapacağım ki beni kapı önüne atmasınlar. Bunları taşımak için size yardım edeyim mi? Aman yok kızım, şimdi seni görürlerse bir sürü soru sorarlar. Canını sıkarlar. Ama bu çalılar sizin için çok ağır. İzin verin yardım edeyim. Eviniz bu tarafta mı? Evet kızım. Sana zahmet olacak ama. Önemli değil. Yolumun üzerinde zaten. Aslında çocuklarım küçükken pek uysaldı. Büyüdükçe acımasız oldular. Babalarını da kaybettikten sonra iyice çığırdan çıktılar. Yazık ama size. Sizin gibi sevimli bir kadını üzmeye utanmıyorlar mı? Boş ver şimdi beni. Sen kimsin, necisin, nereden geliyorsun? Ben oyuncaklar dünyasından geldim. Aslında orada yaşayan bir bez bebektim. Ama insan olmayı diledim. Şimdi dünyada yaşayıp insan olmaya çalışıyorum. İlginç, peki burada ne işin var? Hiç sormayın. Başımda büyük bir bela var ve bunu ancak Alaaddin düzeltebilir. Onu arıyorum. Şu ilerideki saray onun mu? Burada pek çok saray var kızım. Herkes benim gibi şanssız değil. Masal kahramanlarının çoğu saraylarda, şatolarda, kalelerde oturur.
hangisinde Alaaddin kalıyor bilmiyorum. Heh, işte geldik. Benim fakirhane burası. Sağ ol kızım. Umarım çocuklarınızdan yana yüzünüz güler teyzeciğim. Pek sanmam ya. Umalım bakalım. Hoşçakalın. Kızım bir dakika dur. Senin iyiliğine karşı verecek pek bir şeyim yok. Sadece bahçemden topladığım şey elmam var. Kabul edersen bunu çok memnun olacağım. Yok yok, buna hiç gerek yok. Ben bir şeyin karşına taşımadım çalılarınızı. Olsun kızım, al bak. İçim rahat etmez, sonra al hadi. Al. Ah, aslında çok da güzel görünüyor. Ne duruyorsun, yesene. Peki, madem bu kadar ısrar ediyorsunuz. Hadi kızım, yesene bak, çok güzel. Yoo, beni kandıramayacaksın. Sen Pamuk Prenses'in kötü kalpli üvey annesisin, öyle değil mi? Yok canım, bunu da nereden çıkardın? O halde siz yiyin bu elmayı. Hı? Hadi, yesenize. Tamam, tamam, bes. Tanıdın beni. Bu masalı herkes biliyor. Hiç şansınız yok. Yine de hoşça kalın. Böyle giderse kimseyi kandıramayacağım. Sonunda işsiz kalıp gerçekten hep bu kulübede kalmaya mahkum olacağım. Sen geldin mi kardeşim? Nasıl bulursun sen ya? Pat diye fırlattın beni. Neyse. Bir an önce Nana'yı bulup Alaaddin'i bulmasına engel olmalıyım. Cin'in yaptığı sihri kimse bozmamalı. Merhaba birader. Merhaba. Bakalım bunu kandırabilecek miyim? Buralarda şöyle kısa boylu, uzun saçlı, üzerinde de yeşil elbisesi olan bir kız gördün mü? Evet. Demek gördün ha? Evet dedim ya. Peki ne tarafa doğru gitti? Şu tarafa. Neyin var? Hasta mısın kardeşim? Hiç. Nezle oldum da. İlginç. Belki bir doktora görünmelisin. Ha? Haklısın kardeş. Neyse, acelem var. Ben kaçtım. Sen de kimsin? Nereye gidiyorsun? Merhaba. Benim adım Nana. Alaaddin'i görmeye geldim. Ha ha ha. Demek Alaaddin'i görmek istiyorsun. Evet. Burası onun sarayı değil mi yoksa? Evet ama her canı isteyen onu göremez. Ama bu çok önemli. Onu mutlaka görmem lazım. Laftan anlamaz mısın sen? Koskoca Alaaddin'den söz ediyorsun. Elini kolunu sallayarak onu görebileceğini mi sanıyorsun? Hem kendisi çok meşgul. Şu sıralar misafir kabul etmiyor. Hadi bakalım, yoluna. Ya lütfen, benim için bir şeyler yapamaz mısınız? Onu görmek için ta oyuncaklar dünyasından geldim. Oyuncaklar dünyasından mı? Masallar dünyasından olmayan bir yabancı zaten Alaaddin'le görüşemez. Bunu bilmiyor musun? Boşuna gelmişsin. Hadi. Hadi, hadi. Ne yapacağım şimdi? Namaz. Burada işe yaramıyor. İşte bu çok kötü oldu. Ne duruyorsun? Hadi. Tamam.